Bakın ben size bir hikaye anlatayım. Bundan 5 sene önce falandı, tamam mı? Çok güzel bir Fransız kız arkadaşım vardı. Ve Güney Fransa'da falan evleri vardı. Çok gözden ırak bir yerlerde yani. Her neyse, yine aynı bu şekilde bir arkadaş toplu hafta sonu bir eğlence için toplandık o evde. Geceli gündüzlü kavga eden bir çift vardı. Nedeni kıskançlıktı. Tabii şişelerce içkiler falan da geliyordu ama kimsenin huzuru falan kalmamıştı. Böyle devasa etler falan alınmıştı mangal için. Birkaç tanesi pişmek üzereydi ki adam gidip bahçeden küreği aldı ve kadının kafasına bam bam diye vurdu. Yuh. Nasıl ya? Evet. Yok artık. Kız havuza yuvarlandı. Ya herkes böyle kaldı yani, kimse kıpırdamıyor, dona kaldı. Kız kıpırdamıyor zaten, havuzun üstünde falan kaldı. Tabii hepimiz birlikte havuza atladık. Öldü mü? Öldü değil mi? Öldü. Adama ne oldu? Yani grubun içinden bir tane doktor vardı. Kıza gidip baktı ve kızın öldüğünü söyledi bize. Sonra kızın üstünü örttüler. Natalie bir iki dakika sonra polisi aradı. Sonra bir iki dakika sonra bam. Adam kendini vurmuştu. Bir av tüfeği. Ay. Tabii arka bahçede yatıyor, yüzü paramparça. Gerçekten oldu mu ya? Gerçekten böyle bir şey oldu. Etleri servis edelim mi Nari? Ben az pişmiş istiyorum. Can da iyi pişmiş yer. Sen et yemiyorsun, mantar atalım mı sana? Ha, olur, olur. Bundan isteyen var mı? Ben alırım. Gerçekten mi ya? Gerçekten niye yalan söyleyeyim? Sayende güzel bir gece geçireceğiz, sağ ol. Natalie ne iş yapıyordu hayatım? Natalie bakanlıkta çalışıyordu. Ben onu öldürmeden önce. Espriyi ben kaçırdım herhalde. Zaten espri bu. Adam kadınları doğramış. Yani sana diyor ki dikkatli ol. Hocam, son durum ne? Anlat bakayım. Çok iyi abi. Yani gayet huzurlu, sakin ve olgun bir gidişatımız var gibi. Tutku ne alemde Tutku? Tutku o yok işte be abi. Ama arkadan gelecek gibi. Kız beni tanımaya çalışıyor. De, ben hiç iyi değilim biliyor musun? Yani kızı gördüğüm zaman bayılacak gibi oluyorum. Nasıl anlatayım? Böyle geçmişe dair ne varsa hepsini unutturmak ve kalbin huzurla doldurmak istiyorum. Böyle acı çekmiş, ihtiyacı olan ne kadar insan varsa hepsine yardım etmek, 20-30 tane savaş mağduru, öksüz çocuğu alıp evlat edinmek istiyorum. Dünyada ne kadar iyilik varsa hepsini yapmak istiyorum abi. Böyle tarlalara çıkıp sırtıma bütün hasatı almak, onlarla beraber yürümek, atmacalarla beraber uçmak istiyorum. Bufaloların peşinden koşayım, ne bileyim böyle sığır güdeyim, şelalenin altına gireyim böyle baştan tamam, aşağı yıkılıp... Anladım, ana fikrini anladım, evet. Anladın mı? Anladım.
Öyle işte yani. Öyle aşığım yani. Tamam canım, bence sağlam yoldasın yani. Ama kıskançlık falan yapma, sen böyle kayır gibi dimdik dur, o zaten sana gelir. Ah be abi ya! Ne oldu lan? Tencerenin dibi tutmuş. Annemin en sevdiği tencere, biliyor musun? He. Anlar. Al köpükleyeyim. Sağ ol. Benim niyetim çok uzatmadan işi gücü bırakıp uzun yıllardır yapmadığım şeyleri yapmak. Ama insan kendini kaptırınca yani ne olduğunu anlamıyor. Oo, vallahi benim böyle bir şey yapabilmem için daha çok uzun yıllar var önümde. Ne yapıyor bizimkiler ya? Tencerenin içinde falan mı düştüler? Ben bir bakayım şunlara. Mutfağa gidiyorum, bir şey isteyen var mı, içecek falan? Bana bir kahve ne olur. Ne kahvesi bu saatte? Uykun kaçacak. Bitki çayı sana. Sen? Yok sağ ol. Allah Allah. Peki anneciğim, üniversitedeyken 4 yıl aynı evde yaşadık. O gün bugündür böyledir bu deli, kendisini annem sanıyor. Hayır yani, utanmasa çocuklar kahve içmez diyecek. Bir de kendine iyi baksa, stres toplama ve dağıtım merkezi gibi yani. İpi çekildi mi topaç gibi oluyor valla. Ben çıkayım artık. Irmak kötü bir gün geçirdi. Biraz okuyup yatarım zaten ben de. Çok güzeldi. İyi geceler sana. Şöyle bir röntgen makinesi olsa, böyle erkek beynini okuyan, böyle kafasını soksam, düşüncelerini okusam. Kızım sen deli misin, kendi kendine konuşuyorsun ha? Hı, delirdim burada sizinle beraber kalmaktan, delirdim. Çok komikler içeride ha. İkisi bir durmuşlar, tencere ovuyorlar. Nalin. Hı. Düşünsene. Böyle bundan seneler sonra yine gelmişiz buraya. Hepimiz evlenmişiz. Bebişlerimiz olmuş böyle ha. Ya yapma! Sakın, sakın, sakın! Düşerim! Dikkat et! Neredesin ya? Yapma! Yapma! Hoca diyeceğim. Ya ne yapıyorsunuz ya? Acıdı be! Yapma! Kürek getireyim mi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.